Merhaba Emel. Merhaba Zeki. Emel nerede? Pardon bu ses ne ya? Kim? Kim? Ablası mısın sen? Ay tatlım Emel'i gönderdim yerine ben geçtim. <laughs> ses nasıl ama? Ses bas bariton. Evet ya gerçekten e, bu artık Covid'den sonra biliyorsun geçirdiğimiz bütün gripler artık Covid'in bir hafifi oluyor. <laughs> ama Türevi. Evet bir türevi. Covid değilim çok şükür ama Salı gününden beri, bugün pazar, hatta son dakika yapıyoruz çekimi. E çünkü hiç halim yoktu, konuşacak derdim, derdim diyorum anlat... Aman. Ay, dermanım. Dermanım yoktu. O kelime bile yok, düşün yani. O <laughs> dermanım Böyle. yok diyecek, dermanım yok. Vallahi yani, üç, üç gün ateşle yattım, boğuştum, savaştım, dinlendim falan derken ancak bu kadar düzelebildim seni de planının içerisinde e, ettim hafifçe kusura bakma. Hep yazık. Bugün yapalım. Zeki halim yok. E peki bugün yapalım. Vallahi bugün de sesim çıkmıyor. E bugün yapalım. <laughs> Anlayış için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. O rica yüzden ederim. hatta bugün bir konu belirlemiştik. Biraz kısa keselim dedik. Çünkü benim ses eee hem nefesim yetmiyor. Eee Zekiye dedim ki bölümümüzün adı dedim kısa bir şey çekelim dedim. Bölümümüzün adı da çok kısa bir şey söyleyeceğim dedim. Zekiye de, evet dinliyorum diyor. E tamam bölümümüzün adı çok kısa bir şey. <laughs> Evet. Normalde hani hasta olunca tabii Allah korusun daha ağır olsa elbette ki pas geçeriz ama e, her hafta yayınlama gibi bir başta sözümüz olduğu için o yüzden tabii. de evet kısa bir bölüm yapalım. Ne diyoruz? Evet. Kar yağmur çamur bizi durduramaz ee, evet. hastalık durduramaz bir tek ölüm ayırır onda da zaten biliyorsun annemin vefatında ma onda bile ayrı kalmadık onda bile sen bize bir, bir mesaj Jest evet. yaptın dinleyicilerimiz üzülmesin biz de üzülmeyelim maksat o faydamız dokunacaksa değil mi kazan kazan bir şekilde. Evet. Yolumuza devam ediyoruz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gayet iyiyim. Sağlığım da iyi çok şükür. Çok şükür. Bir ofisimi kapattım. Eve taşıdım. Çünkü evet. pandemi döneminde sanıyorum iki yılda iki kere ya da üç kere gitmişim. Doğru. Boşuna duruyordu. Kirada veriyordum. Dedim ki kapatayım. Gerek Bu yok. Bu hafta onun taşıma işlemleri oldu. <laughs> Artık hani ev ofis Ofis. Ofisin Türkçesi ne olabilir? Büro diyeceğim. O da Fransızca. <laughs> o da Fransızca. Ee, i̇ş yeri. Ev iş yeri. Ev iş. Ev iş diyelim. Ev tre iş. Hani ev. home office falan çok böyle yaygın kullanılıyor. Biz kullanmayalım. Evet. Ev işi. Ev işi <gülüyor> yapıyorum. Başka bir <laughs> <vallahi. Ev gülüyor> şey <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> Ev erkeği. <gülüyor> <gülüyor> Bugün camları siliyorum. Ne yapıyorsun? Ev işi yapıyorum. Ay. <laughs> E, o yüzden de evimin bir odası zaten çalışma odası gibiydi. Şu an e, resmi olarak e, hani vergi kaydı olarak da orası iş yerim artık. Aha iyi hadi bakalım şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. E, ben de bir ev iş yaptım. <laughs> Benim de boş bir odam vardı. Ben de orayı bir küçük bir e, ev ofisi aman ev ev işi odasına çevirdim. <laughs> Oho bu çok zor olacak ya. Bazı Doğru, kelimeler buluruz bir de, kelime belki de dinleyicilerimizden öneriler gelir iş ev yeri. ha? iş, i̇ş ev, ev yeri. İş ev yeri. Ha. İş yeri evet. ev. İş, i̇ş yeri. Neyse, ev. neyse bulacağız bir şey. Tamam buluruz. Olur <laughs> olur ee, buluruz. Dolayısıyla da bu hafta biraz onunla geçti. Önümüzdeki hafta da biraz bir kısa hayatım var. Öyleydi bende. Anladım işte ben de düzelirsem e, İnşallah. inşallah inşallah düzeleceğim. Öyle hani hafta an, içi evet Hı. öldüm bittim yok hafta içi gene bir gün. Evet. Ee, uzun eğlenceli bir bölüm çekeriz yine. Sesin kötüydü normalde yine belki de kaydederdik ama hani böyle. Sesimin dediğim... kötü sesimin kötülüğünden ziyade e, zeki nefes almakta zorlanıyorum. Ha öyleydi bu. doğru doğru öyle ee, söylemiştim. Bir, bir cümle söylüyorum böyle e, hani Allah korusun koa hastası gibi böyle <gülüyor> 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 nefes alıyorum ondan sonra devam ediyorum e, bu arada bir şey söyleyeceğim senin hı hı. zaten haberin var ama dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Ee, bizim görsellerimizi ben hazırlıyordum. Hı hı. İşte kör topal bir şeyler buluyordum bir yerlerden. Ee, bir format bulup yapmıştım. Artık e, hani ben çok ağlıyorum ya sponsorumuz yok diye. Dinleyicilerimizden Erfan Jabari kendisi Tebrizli. Merhaba bizim Erfan. Teb Bizim Tebrizli Güneşimiz, Tebrizli Şems gibi. Hı hı. Ee, sağ olsun. Biliyorsun İran'da da hala olaylar sürüyor. Hı hı. Ee, bütün dualarımız ve kalbimiz onunla. Kendisi şöyle bir mesaj atmış bize. Sizin sponsor istediğiniz bölümü din hani her bölümü dinliyorum. O bölümde de böyle bir şey söylediniz. Karşılığında da şöyle bir şey yapmak istiyorum dedi siz. Bunca yıldır bana hep bir şeyler öğrettiniz. Ben de size bunun karşılığını vermek istiyorum deyip Bizim görsellerimizi kendisi hazırlayacak. Bundan sonra e, hatta ilk görselimiz 29 Ekim Cumhuriyet evet. Bayramımız. Cumhuriyetimizin 99. yılı görselini hazırladı sağ olsun. O kadar işinin arasında başka bir platform üzerinden haberleşerek çünkü orada belli platformlar kapatılmış galiba. Yani o kadar zorluğun ve kargaşanın içerisinde bizi düşünerek böyle bir şey yapması beni çok duygulandırdı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Kesinlikle öyle ve çok güzel bir tasarım da Hatta sen demesem fark etmeyecektim. Ben orada birinci dokuzun kenarında hafif böyle bir altta bir kuyruk gibi var. Allah Allah bu ne ki dedim. Sen dedin ki bu bak hem 29 hem 99. Evet. Dolayısıyla da 29 Ekim'in 29'u e, Cumhuriyetinde 99. yılı harika bir tasarım oldu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Onu ben de görmedim. Kendisi yazdı Emel Hanım böyle böyle diye ben de ona istinade yoksa ben de fark etmeyecektim. Evet. bizim yaşlı olduğumuzu bildiği için haliyle böyle bir altını açıklama <laughs> ekleme gereği duymuş. Idiot modda yazmış. Evet. <gülüyor> 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 Bakın bu <laughs> iki, bu dokuz. <laughs> çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Şey Erpan. yazıyormuşuz biz de. Ya niye yirmi dokuz yaptın? Şunu otuz'a yuvarlasaydın ya falan gibi böyle bir <laughs> saçmalamanın dibini bul bulabilir. Der miyiz deriz. Deriz Ama yani. gerçekten potansiyelimiz çok... var çok ince böyle güzel davranışları devamını devamlı bekliyoruz. ne güzel. <laughs> evet, evet. Yani bir tık daha fazlası bir tık daha fazlası. <laughs> ee, evet, sağ olsun Öyle. dinleyenlerimize gerçekten çok seviyoruz. Gerçekten iyi ki varlar. Tüm yüreğimle bunu her bölüm sonunda söylüyorum. Sen de keza aynı şekilde. Onlar varsa biz varız. Onlar yoksa biz yoğuz. Yoğuz biz. İptal. <laughs> yoğuz. Evet her mesaj hem Instagram'a gelen hem e, e, Gmail'a e gelen her evet e-postalar her bir hakikaten bizi çok mutlu ediyor, sevindiriyor. Böyle keyifle okuyorum hemen seninle paylaşıyorum vesaire. Evet. E, faydalı olabiliyorsak, güzel zaman geçirmelerine aracılık ediyorsak. Belki de bir takım hani bazen şey de oluyordu ya ya işte e, annemin hastalığı sebebiyle başındayım. E sizi dinleyince şöyle oldu. Veya otobüsümüz arıza yaptı. İşte birkaç saat buradayız. Hemen aklıma geldi. Sizi dinlemeye başladım. Evet. evet. E, ineğimiz buzaladı. Gece 2'de onun başında bekliyorum. Ya, evet ya Furkan ya onu hiç unutmuyorum yani ne Değil kadar. Mi? bir de harika şeydi. Bir fotoğraf paylaşmıştı böyle. Evet, ee, evet O sebeple her yerdeyiz. Ne güzel, ne mutlu bize. Bu, bu da sorumluluk duygumuzu artırıyor tabii ki. Ee, biz evet. de elimizden geldiğinin en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Ya biz, bizim hani aslında böyle hep diyoruz ya bilgimizin, e, tecrübelerimizin daha doğrusu e, zekatını veriyoruz diye ve paylaşıyoruz Hı -hı. diye ve birilerine dokunmak istiyoruz diye yola çıkmıştık. En temelimiz Hı -hı. buydu. Hı -hı. E, görüyorum ki ben. Kısa bir sürede hani dört yıl evet çünkü hani bir belli platformlardan dinliyorsun. Hani bir televizyon kanalı, radyo gibi daha yaygın kanallar değiller. Ee, ama kısa bir süre içerisinde diyeyim e, çok fazla insana dokunmaya onlar da bize dokunmaya başladılar. Hani bu yatırımın geri dönüşü diye bir şeyden hep bahsederiz. Hı hı, hani hı. biz bütün kalbimizle bunun üzerine zamanımızı feda edip yatırımımızı yapıyoruz tabiri ce, yerindeyse eğer. E, onlar da keza bir şekilde bize dokunuyorlar. E, gerçekten çok duygulandırıyor bunlar beni. Yaşlanıyor muyum değil mi? Ben her şeye bu aşağı acayip duygu Biraz bir şekilde duygu duygusala bağladın sen anladım ben onu. <gülüyor> <gülüyor> şey, anladım ben onu. Botoks <laughs> zamanın gelmiş. <laughs> ya acaba hakikaten o zaman ne zaman gelecek? Vallahi bilmiyorum hiç. Daha daha yaşlanma mi? zamanı mı? Hayır, botoks zamanı canım. Yaş alıyoruz. Ha. Onda bir şeyimiz yok ama hani botoks zamanım ne zaman gelecek? Merak içerisinde bekliyorum. Gelmesin hiçbir zaman gelmesin. En doğal halinde kal. Değil mi? En doğal halinde buruş buruş gez diyorsun. <laughs> Buruşuk bir kağıt gibi oradan oraya uç oradan oraya uç. <laughs> Biz seni öyle de severiz hiç merak etme. Sağ ol canım kocaman yüreğin var zaten onu biliyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Ee, hani dedin ya kısa bir şey söyleyeceğim diye hemen şey aklıma geldi bazen e şimdi cep telefonları olunca artık ulaşmanın da şey yok ya ne denir. Ne zamanın ne mekanı yanında çünkü o. Evet. Eskiden e, çalışma odanda değilsen ulaşılamıyordu. Evde değilsen ulaşılamıyordu. Ha yoldadır falan gibi e, hani <laughs> yaşı e, ileri olanlar elbette ki bu, bu yılları da görmüşlerdir. Hı <laughs> hı. E, şimdi Artık biraz daha mı insanlar bu anlamda dikkat etmeye başladı yoksa çevremdeki insanlar mı daha hassas? E, uygunsan seni aramak istiyorum diye WhatsApp'tan yazanlarla sıkça karşılaşıyorum. Evet. Bu çok kibar bir şey. Kibar bir şey. Ben yıllar önce Almanya'da insanlar o zaman e, SMS daha yaygın. SMS evet. gönderiyorlarmış o kısa mesaj. Seni şu saatte arayabilir miyim uygunsan diye Hı -hı. ben de ya bu Almanlar da abartıyor ne saçma bir şey falan demiştim. Direkt ararsın Hı -hı. Hani, en kötü açmaz ya da uygun değilim der Değil mi? gibi. Hı -hı. E, fakat o noktaya doğru ben de ilerliyorum ben de e, mesaj göndermeye başladım. Bazen şöyle oluyor diyelim sen arıyorsun senin üzerinden e, yapmış olayım bu örneği. Hı -hı. Tabi ee, tabi kullan beni kullan ha. Ee, tabi tabi direkt e, şimdi e, hazır, hazır hasta, alsın. hazır hastasın biraz da cevap da veremezsin. <laughs> Bak işte. <laughs> Ay pardon. Kesmeyeceğim. Bu öksürü de kesmeyeceğim. Ya kes ya çok kötü <gülüyor> ya. <gülüyor> <Kesmeyeceğim>. Kendimden tiskindim. <laughs> Öyle derler ya tiskindim. <laughs> tiskindim, tiksindim. Ee, evet. evet. arıyorsun diyelim ki uygun değilim. Yani gerçekten uygun değilim. Ya çok uygun değilim. Yok yok çok kısa bir şey diyor. Üç dakika sürüyor. ya yani Öyle olsa ben zaten sana bir cevap verirdim. Veya devam et derdim. Uygun değilim diyorsam gerçekten uygun değilimdir. Değil mi? Böyle devam eden insanları ilginç buluyorum. Sen ne, ne dersin? E, Valla ben normalde de bunu telefonda aradığım zaman bile... E, ...ne haber nasılsın demeden önce atıyorum işte Sibel. Çok yakın arkadaşım. E, Sibel müsait misin diye direkt soruyorum. Müsait misin deyince o da yok ben Sibel diyormuş. <laughs> Performansın çok iyi gerçekten. Kötü bir espridi beni Kötü bir bile hafif ürperme espri. aldı <gülüyor> soğuktan. <gülüyor> Gülerken nefesim tükandı. Ee, hayır değilim derse ki genelde canım benim hiç kırmamak için evet müsaitim diyor. işi olsa bile kulaklık takıyor öyle devam ediyor sağ olsun. Ama ben onu hep yaparım zaten. Ama dediğin gibi bu aralar Özellikle bana da hep öyle şeyler geldiği için yazarak yani Whatsapp üzerinden ben de onlara diyorum. E, mesaj atıyorum. müsaitsen arayabilir miyim diye. Güzel bir şey. Hı hı. Güzel bir şey. E, o yüzden. Peki e reddediyor musun telefonla? Aradım ben seni. Uygun değilsin. Açacak durumda da değilsin belki. Sınıftasın, derstesin, iştesin, ben Şu, o re tuva tuvalettesin. Ben, <laughs> ben o... Meşgule basma tuşunu o kadar nadir kullanıyorum ki tanıdıklarıma karşı. Özellikle. Meşgule basma ne demek? Direkt kırmızı reddet mi? Direkt kırmızı reddedince karşı tarafa dıt dıt diye hani ses Hı -hı. gidiyor. Meşgule attı manasında. Hı -hı. Ee, bakamayacak durumdaysam o çalmaya devam ediyor. Yani Hı -hı. o sanki bana çok böyle kaba bir davranışmış gibi geliyor Hmm. Ee, hani bilmediğim bir numara ararsa ve ısrarla arıyorsa o zaman yapabilirim ne bileyim bu bankalar arıyorlar işte belli hmm. zaten bir şey arıyor 0800 o, 0800 600. ama ba, şunu da söyleyeyim ben dinleyenlerimizi bilmiyorum sen de farkında mısın birçok kargocunun cep telefonu artık hani biz evde yokum 0850 ile başlıyor bilgin olsun Aa, <laughs> bari. evet onları aç ee, kargocular onlar işte geldik evde yoksunuz neredesiniz nereye bırakalım e, gibi ee, ama yapmıyorum. Hmm. Reddetmeyi yapmıyorum. Çok kabaca buluyorum. Hmm. Bu benim görüşüm ama bazıları da o yöntemi direkt o tuşa basmayı şey yapar. Ben sessize alıyorum telefonu. Bakamayacak hmm. durumdaysa. Hmm. Ee, ee, bir de şey mesajla reddetme var. Onu da biliyorsundur. Ee, ee, reddederken orada e, standart cümleler çıkıyor. <laughs> e, toplantıdayım. Sizi arayacağım falan filan diye. Bazen de öyle geliyor. <laughs> ben Hı. O, oraya keşke bir seçenek daha böyle canım senle konuşmak istemiyor gibi bir şey koysalar. Çok yürü iyi git falan. <gülüyor> 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 Belki de vardır eklenir bilmiyorum. <laughs> mi? eklensin çok şey olur yani. Evet. Bir tane şey vardı. Hani e, navigasyona ne demiştik biz? Bir öneri gelmişti. Yol bul. Yol bul evet. E, işte yol bulu açtın ve sana yönlendirme yapıyor işte lütfen sağ e, ilk ikinci çıkıştan çıkınız diye. Onu bir daha önceden de e, uygulamalar vardı. Uygulama demeyeyim de cihazlar bile vardı işte tomtom -tom falan gibi böyle bildiğin cihaz. Hmm. Birisi ona yüklemişti böyle biraz da Türkçe e, yöresel aksanla <laughs> kardeşim sağdan dönsene kaç kere söyleyeceğiz falan gibi söylüyordu. Hani <laughs> <normal> her şey <laughs> işte <dönüşte. gülüyor> onun gibi oraya e, yürü git niye arıyorsun <laughs> arama beni bir daha falan gibi mesajlar eklenebilir belki de. Evet, esprili olur yani. Ya. Gülelim, geçelim, eğlenelim, keyfimize bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. E, ben reddediyorum e, bildiğim kişileri tabii ki. E, seni de reddedersen bunu kabalık gibi algılama lütfen. Ha, Yok hayır, bana birkaç kere oldu. Ben şey yapıyorum, <laughs> seni tanıdım. <laughs> birkaç kez suratını açan telefonu kapatmıştım. <laughs> Aynen öyle. Ay. Aynen öyle. Ee, yani evet bir de hakikaten çok kısa bir şey söyleyeceğim deyip dediğin gibi dakikalarca süren kapat evet tamam <laughs> yapıyorsun ama karşı taraf algılayamıyor o evet. konuda da kısa bir şey Dikkat söyleyeceğim etmek diyorsan kısa bir şey söyle. Evet. Uygun değilim diyorsa da uygun değildir. Hani böyle evet. Acil hani Allah korusun kaza yaptım ölmek Tabii. üzereyim hakkını helal et falan gibi bir cümle değilse. Tabii. E, <laughs> Olsun o da gelecek başımıza sonuçta. Ya Allah gecinden versin diyelim yani evet, hatta hadi. Allah korusun öyle bir şey. Allah korusun diyelim evet kazadan evet. beladan. Evet, evet. Öyle değilse de sonunda da bu kadar da sürdürmekinin gerektiği bir konu olmam olmama evet. ihtimali büyük cümleyi de kuramadım. Olsun. Uygun ben... değilim diyorsa uygun değildir. Evet ısrar etmeyelim. Ee, bu arada e, bir şey söyleyeceğim aklıma geldi. Bu Hayal Edin diye bir bölüm çekmiştik hani hayal kurmaktan evet. e, bahsediyoruz. Evet. E, geçenler, dün tabii bol bol e, uzun oturup e, televizyon izlediğim ve bütün neredeyse belgesel kanallarını izlediğim için aa <laughs> bir baktım bir Fransız kanalında bir tane kadın ...Nepal'e gitmiş ve filleri kurtarmak için... Yani ...orada filleri iş için... ...işte turistik şey için hmm. çok kullanıyorlar. Ee, kadının... ...ve arkadaşlarının sırt çantalarının... ...rengi tam benim istediğim gibi... ...mavi rengisi inanamadım. Aa, yani gerçekten. kadın... sirkte çalışan aslında bir kadınmış... ...yıllarca ve bir fille çalışmış. İşte orada ne kadar fillere kötü davranıldığını... ...görüyor falan filan ve bunu kendine görev edinip... ...fillerin... ...Nepal'e gidip ayaklarının altında o... birikintiler hani bizim nasır gibi... Hmm. onları kesiyor ve temizliyor ve oradaki insanlara fillere nasıl davranmaları gerektiğinden falan bahsediyor hmm. çok enteresan bir belgeseldi ama kadın bir döndü birkaç arkadaş da aynı benim istediğim renkte sırt çantaları vardı Bak işte. çok enteresan bu bir ikincisi o bölümde demiştik ki hani ünlü bir Amerikalı e, siyahi lider var hmm. I have a dream benim bir hayalim Malcolm var Mix. diye hmm. Malcolm hmm. X değil işte o Martin Luther King onu Aa. da bir düzeltelim buradan. İkimiz de yanlış biliyoruz. Aa. Evet, ben bildiğim halde e, ve biz onu doğru okullarda defaan okutulduğu halde nedense Malcolm X aklımda kalmış. Hmm. Hatta ben öyle söyleyince sen de evet Malcolm X dedin. Seni de yanlış yönlendirdim. Kusura bakma. Martin Luther King onu da buradan düzeltmiş olalım. Hmm. Doğru ya. söylüyorsun. Evet. Değil mi o kadar nasıl yer etmiş? Malcolm X daha kolay ya herhalde aklımızda evet, o kalmış. O da bir aktivist, o da bir hani evet. gönderi. önderi. O da çok başarılı şeyler yaptı. Evet. Evet ama Martin Luther King'in cümlesi o. Düzeltmiş ve şey, teksip yayınlayıp kendisinden özür dilemiş olduk. Evet, kendisinden, ruhundan ve dinleyicilerimizden ve herkesten. <laughs> Doğru. Peki kısa dedik biz gene çenemiz düştü. Çenemiz düştü evet. Biraz benim de boğazım kurumaya ve şey evet, seni, öksürüğümü zor tutuyorum yani şey Daha fazla zorlamayalım. Olur. Olur. Dinleyicilerimizden de özür diliyorum buradan. Rica ederim ses bir dakika ses hani şey gibi alıcınızın ayarlarıyla oynamayın e Emel'in sesi orijinaldir <laughs> şey servisi falan aramayın <laughs> operlör bozuldu galiba diye Emel'in ayarları bozuldu e Emel'in ayarları bozuldu <laughs> çok iyi peki 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 o zaman bu çok kısa bölüm artık bu şekilde kusura bakmasınlar tekrar hepinizi gerçekten çok seviyoruz seviyorum. İyi ki varsınız. Ee, bizleri gene hikayelerinizde paylaşmaya, mesajı atmaya, yorum yapmaya bizlere devam edin. Instagram adresimiz, hesabımız Instagram at Organik Beyinler Podcast. E-posta atmak isterseniz de Organik Beyinler at gmail.com. Kendi web adresiniz de bildiğiniz gibi organikbeyinler.net. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.